Yılmaz Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Yılmaz Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Yılmaz Efe kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben 1964 Konya doğumluyum. Hı hı. Küçük yaşlarda babam yurt dışında yaşadığı için Almanya'ya gittim. Evet. Eğitimimi ve öğrenimimi Almanya'da gördüm. 1985 yılında bu sektöre girdim. 1985 yılından beri de aktif olarak bu sektörün içerisindeyim. Evet. 2011 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Hı hı. Ve şu anda Türkiye'de faaliyet göstermekteyim. Evet. Biraz yapmış olduğunuz işler, vermiş olduğunuz hizmetler hala alakalı bilgi alabilir mi sizden? Biz kaplama tesisleri, yani yüzey işlem tesisleri üretiyoruz. Hı hı. Yüzey işlem tesisleri ve ekipmanları. Yüzey işlem tesisleri otomotiv sektöründe, medikal sektörde, havacılık sanayinde, silah sanayinde metal üzerine herhangi başka bir metalin kaplama yöntemidir. Bunun için tesisleri üretiyoruz. Ekipmanlar olarak da bunların havalandırması, gaz yıkayıcıları ve özel imalatlar yapıyoruz. Evet. Galvano kaplama nedir? Biraz daha açabilir miyiz izleyicilerimize? Galvano kaplama nedir? Halk arasında galvaniz veyahut da nikelaj diyebilir ama bilimsel olarak elektroliz yoluyla veyahut da kimyasal işlemle herhangi bir metal veyahut da benzeri bir ürünün üzerine başka bir metalle kaplama. Bu dekoratif amaçlı olur veya herhangi bir fonksiyonu olur. İşte bu amaçla yapılan bir işlemdir. Evet, yani bu gümüş kaplama da olabilir, altın kaplama da olabilir. Tabii. Galvaniz, galvano dediğiniz bu tarz kaplamalar, yani uygulama malzeme nerede kullanılacaksa ona göre kaplamalar yapılıyor. Tabii. Siz de burada bu makinelerin üretimini ve kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Biz müşteriden gelen talebe göre, müşteri hangi amaçla ne tür bir kaplama yapacaksa, hı hı. Müşteriden gelen talebe göre biz projelendirmesini yapıyoruz. Evet. Projelendirme bittikten sonra imalatını yapıyoruz. İmalattan sonra müşteriye teslim edip yerinde kurulum yapıp müşteriye teslim ediyoruz. Evet. Bu kaplamanın peki aşama aşama evresi nedir? Elektriksel bir boyutu var. Nasıl işliyor bu? Nasıl işliyor? Örneğin bir civata imal edildi. Hı hı. Civatanın korozyona dayanıklı olması için üzerine çinko kaplanıyor. Evet. Üretilen cimata bir şekilde banyonun içerisine daldırılarak, tabii bunun ön işlemleri var. Hı hı. İşte yağ alınıyor, pası alınıyor, üzerinde aşındırılma yapılıyor. Bu işlemlerden sonra da kaplama bölümüne geçiliyor. Kaplama bölümünde de bir tarafta, hani çok basit bir şekilde anlatayım. Bir tarafta sizin malzemeniz asılı, evet. Bir tarafta da kaplamak istediğiniz ürün asılı, elektrik verilerek atomlar, moleküller parçalanıp bu malzemenin üzerine yapıştırılıyor. Yani en basit şekilde bu şekilde anlatabilirim. Evet. Ha, bu işlemde ne tür malzeme kaplayacaksınız? Kaplaması ne olacak? Bunu kullanılacak ürün sonunda nerede kullanılacaksa, hangi amaçla kullanılacaksa bunlar farklı bir işlemlerden geçiyor. Evet, yani bir elektrik soketinde kullanılan kaplamayla bir civata kaplaması aynı değil elbette aynı ki. Aynı değil, tabii. Birisi çinko kaplamadır. Öteki işte ne bileyim elektronik sektöründe genellikle gümüş, kalay, altın kaplama yapılıyor. Oksit yapmaması açısından. Evet, oksitlenmemesi açısından. Evet. Onu işte dediğim gibi hangi amaçla kullanılacak, o belirlendikten sonra yapılacak olan işlem belirleniyor. Evet. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani göz önünde neleri bulunduruyorsunuz? Hangi unsurlar var? Aşamaları şöyle anlatayım ben size. Müşteri ne yapmak istiyor? Evet. Buna göre proses belirleniyor, yapılacak işlem belirleniyor. Projelendirmesi yapılıyor. Yapılan işlemi de mümkün olduğu kadar en yüksek kalitede yapmaya çalışıyoruz biz. Hı hı. Hani geçmişte yurt dışında çalışmış olmamızdan dolayı biraz kaliteye aşırı derecede önem veriyoruz. Evet. Müşterilerimizin de şu anda bizi tercih etmelerindeki en büyük sebebi de budur. Evet.
biz Avrupa kalitesinde fakat Avrupa'dan biraz daha ekonomik şekillerde imalat yapıyoruz. Evet, tabii siz uzun yıllardır Avrupa'da yaşamış ve orada iş yapmış birisi olarak aynı şekilde Alman teknolojisini, yani Almanya'daki standartları Türkiye'de gerçekleştiriyorsunuz, evet, diyebiliriz ve bunu da uygun fiyat politikasıyla, evet, evet, yani memleketimizin bu yönünden yararlanıyoruz. Şu anda Almanya'da 3 tane birlikte çalıştığımız mühendislik büroları var. Hı hı. Onlardan teknik destek alıyoruz. Evet. Almanya'da iş yaparken, Almanya'ya iş yaparken onlar bize yardımcı oluyorlar. Hı hı. Türkiye'ye iş yaparken de aynı şekilde yardımcı oluyorlar. Mühendislik desteği Almanya'dan alıyoruz. Evet. Çünkü Alman mühendisliği, evet, dünya çapında ön planda olan bir ülke diyebiliriz. Evet. Paralel olarak 2016'dan sonra 2017'nin başında biz Avrupa'da, Almanya'da bir şubemizi açtık. Almanya'da şu anda faaliyet gösteriyoruz. Evet. Almanya imalatımızı gibi burada yapıyoruz. Evet. Yurt içi, harici, yurt dışında da yine faaliyetleriniz, evet, bulunmakta. Ağırlıklı olarak ihracat. Yaptığımız işlerin %80'i yurt dışına. Yurt dışına, Avrupa ülkelerine. Ağırlıklı olarak Avrupa'ya çalışıyoruz. Peki efendim, asıl tercih edilme sebepleriniz nelerdir? Yani çünkü sektör olarak geniş bir sektör. Siz de bunun içerisinde yalnız değilsiniz. Birçok firma varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Neden? Biz müşterinin talebini doğru analize edip, hı hı, tesisimizi doğru projelendirip, evet, en yüksek kalitede verme çabası içinde olduğumuz için biz tercih sebebi olduğumuzu zannediyorum. Evet. Şimdi efendim, uzun yıllardır Almanya'da bu sektör üzerine bir firmada çalıştınız. Daha sonrasında da 2011 yılında da Türkiye'ye kesin dönüş yaptınız. Ve Almanya'daki o bilgi birikiminizde de kendinize bir işletme açtınız ve burada da firma sahibi olarak da hizmetlerinize yine devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra sektörle alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz müşteri ağımızı genişletmek. Evet. Kendimizi sektöre daha iyi tanıtmak, hı hı, Türkiye piyasasında yüksek kalitede tesisler vermek. Evet. Hedefimiz bu. Teknolojiye yine ayak uydurarak bu, tabii, hizmeti devam ettirmek. Tabii. Ama tabii ki bugünkü vermiş olduğunuz hizmet kalitesine ödün vermeden devam ettirebilmek baktığımız zaman bu noktada çok çok önemli. Kesinlikle kaliteden ödün vermeyeceğiz. Evet. Son olarak izleyicilerimize, özellikle de sektörünüze ihtiyacı olan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Tavsiyelerim şudur. İhtiyacınız halinde mutlaka görüşelim. Hı hı. Farkımızı görün. Evet. Ondan sonra kararınızı verin. Evet. Ekranda bulunan web sitenizden ve telefon numaranızdan da size ulaşabilirler. Oradan da sizinle bilgi almak için irtibata geçebilirler. Tabii ki. Ayrıca her türlü teknik desteği de vermeye hazırız. Evet. Efendim, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Bursa'da bulunan FKMT Galvano firmasına biz de buradan davetle bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Biz de ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun.